Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet dördüncü sınıflar. Malumunuz tatil bitmek üzere. Birinci dönem genel tekrarlarımızı tamamlamak için şimdi size matematik genel tekrar soruları hazırladık. Birlikte soruları dinleyelim ve inşallah eksiklerimizi kapatalım. Hemen ilk sorumuza başlıyoruz. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız demiş. Bu tarz sorularda ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Binler ve birler bölüklerini ayrı ayrı düşünerek bu bölüklerde var olan sayıları her bir bölüğe yazmamız gerekiyor. Unutmayın bir bölükte en fazla 3 sayı yazılabilir. 12.007 demiş. Şimdi 12.000 diyorsa 12'yi binler bölüğüne yazdım. 7 diyor. Nerede? Birler bölüğünde. O zaman yüzler ve onlar basamağına 0 koyarak birler basamağına 7 koymamız lazım. 12007 bu şekilde yazılır. 4801 4801 yani 4 birler basamağında 8 yüzler basamağında ve birler basamağında da bir var. 5096 5096 bu sayıda binler basamağında 5 onlar basamağında 9 ve birler basamağında 6 şeklinde yazıldı. Hemen diğer sayı, soruya bakıyoruz şimdi. 0, 4, 7, 9 sayılarını kullanarak her birini birer kere kullanmamızı istemiş özellikle yazılabilecek en küçük 4 basamaklı sayı. Şimdi en küçük sayı yazarken neye dikkat etmemiz lazım? Başa 0 gelemeyecek. O zaman 0'dan sonraki en küçük sayıyı en başa yazalım. 4. O zaman 0'ı e, en başa yazamıyorduk. Yanında gelen ikinci basamağı yazabiliriz. Yani yüzler basamağına. Onlar basamağına diğer küçük sayıyı aslında dikkat ederseniz en başa 0 yazmamak şartıyla Sayıları küçükten büyüğe doğru sıralıyorsunuz. Sizden en küçük istediği için ve sonrasında da 9'u yazıyoruz. 4079 bizim yazabileceğimiz en küçük 4 basamaklı sayı. Peki en büyük 4 basamaklı çift sayı kim? Şimdi en büyük 4 basamaklı diyorsa bu kez de sayıları büyükten küçüğe sıralamalıyız. 9 7 4 0. Peki kontrol ediyorum. Gerçekten bu sayı çift mi? Çift sayı ne demek? Birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 olan rakamlar demek ve gerçekten bu sayının birler basamağında 0 var mı? Evet var. O zaman bu sayı hem 4 basamaklı hem de en büyük çift sayımız oldu. Diğerine bakıyorum. En küçük 2 ve 3 basamaklı sayıları yazmamı istemiş. 2 basamaklı en küçüğü yazacaksam rakamları en küçük Ten büyüğe doğru sıralayacağım. Aralarında en küçük sıfır ama sıfırı biler, e, onlar basamağına yazamıyorum. O yüzden onlar basamağına dördü yazacağım. Birler basamağına sıfır yazabilirim. İki basamaklı en küçük kırk. Üç basamaklı en küçük ne yazacağım? Üç basamaklı en küçük yine dörtle başlayacağım. Sıfırı yüzler basamağına yazamayacağım için onlar basamağına yazacağım. Ve diğer en küçük sayımda rakamımda yedi olduğu için... Onu da birler basamağına yazacağım. 407 de benim yazabileceğim 3 basamaklı en küçük sayı olacak. Evet. Hemen diğer sorumuza devam ediyoruz. Karşımızda bir yuvarlama sorusu var arkadaşlar. Yuvarlamalarda neye dikkat etmeniz lazım? Hangi sayılara yuvarlamanızı istiyorsa ya da hangi bölüklere onlar ya da birler bölüğü fark etmez. Bakacağınız rakamın 5'ten küçük mü eşit mi yoksa büyük mü olduğuna dikkat edeceksiniz. Mesela nasıl? sayılarımı en yakın onluğa yuvarlamalıyım demiş. Şimdi ben en yakın onluğa yuvarlamak istiyorsam o zaman sayımın birler basamağına bakacağım. Birler basamağında yazan sayı 3. 5'ten küçük mü? Evet. O zaman ne yapacağım? Sayıyı bir önceki onluğa yuvarlayacağım. Yani 3'ü atıyorsunuz ve buraya 280 yazıyorsunuz. 41566 sayısını en yakın onluğa yuvarlamak için yine birler basamağına bakacağım. 6 5'ten büyük. Bu sebeple ne yapacağız? 6'yı yine atacağız fakat bu defa bir sonraki onluğa. Yani 41570 sayısına yuvarlayacağız. 7441 için ne yapacağız? Yine onluğa yuvarlamak istiyoruz. Birler basamağına bakacağız. 1 5'ten küçük. Atarak bir önceki onluğa 7400 40 sayısına yuvarlayacağız. Yani aslında şöyle söyleyebilirim. Mesela bir sayı doğrusu düşünün. 7440 şurada olsun. 7441 burada. Buradan bir sonraki onluk nedir? 7450. Şimdi bu sayı hangisine yakın arkadaşlar? Bakın. 7440'a daha yakın değil mi? O zaman gerçekten birer basamandaki rakam 5 ya da 5'ten büyük olursa 7450'ye daha büyük olduğu için bunu bir sonrakine 5'ten küçük olduğu zaman da bir önceki onluğa yuvarlamış oluyoruz. Aslında mantık bu. Diğer, sayı, diğer sayıya bakıyoruz şimdi. 310.098 yine en yakın onluğa yuvarlamamı istemiş. 8'e bakıyorum. 8 5'ten büyük. Bu sebeple bir sonraki onluğa ne yapacağım bunu? 98 99 100 aslında bunun bir sonraki onluğu aynı zamanda karşımıza gelen ilk yüzlük olduğu sayımız 310.100 olarak karşımıza çıkacak. Evet, diğeriyle devam ediyorum hemen. Ne dedi burada? Sayılarımı en yakın yüzlüğe yuvarlamalıyım dedi. Bu defa yüzlüğe yuvarlayacaksınız. Bakmanız gereken rakam onlar ve birler basamağı birlikte. Bu defa da sayının 50'den küçük mü, büyük mü olduğuna dikkat edeceğiz. Burada 5'e bakıyorduk. Burada 50'ye bakacağız. 62'ye bakıyorum şimdi. 62 50'den büyük. O zaman bir sonraki yüzlüğe gidiyorum. 562'nin 62'sini attım ve bir sonraki yüzlüğüm benim 600'dür. Bu sebeple sayımı 600'e yuvarladım. 8124 için yine en yakın yüzlüğe yuvarlama istiyorum. 24'e bakacağım. 24 50'den küçük. Bu sebeple atarak bir önceki yüzlüğe yani 8100 sayısına yuvarlayacağım. 51763 yüzde yuvarlamak için yine onlar ve birler basamağına beraber bakıyoruz. 63 50'den büyük olduğu için 63'ü atacağız. 51.000 bir sonraki yüzlüğümüz 800 olacak ve son olarak 171297 sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlamak için birler ve onlar basamağına beraber bakıyorum. 97 sayısı 50 sayısından büyük olduğu için atacağım ve bu sayıyı bir sonraki yüzlüğe yuvarlayacağım. 171300 sayısını elde edeceğim arkadaşlar. Evet. Dediğim gibi onluk ve yüzlüğe yuvarlamalarda onluk ve onlar ve yüzler basamağına değil onlar yuvarlamada birler basamağına yüzdee yuvarlamada onlar ve birler basamağına birlikte bakarak karar vereceksiniz. Diğer sorumuz bir problem sorusu Bir kiraz ağacındaki 1406 kirazdan 657 tanesi toplandığına göre ağaçta kalan kiraz sayısı kaçtır demiş? Şimdi bizim ağacımızda toplamda 1406 tane kirazımız var. Bunların 657 tanesi toplanmış arkadaşlar. Bu durumda ağaçta kalan kiraz sorusunu soruyor bize. Şimdi kalan sorularında çıkarma işlemi yapmanız gerektiğini zaten biliyorsunuz. 3. sınıfta da öğrenmiştiniz bunu. Bu durumda ben burada küçük bir çıkarma işlemiyle ağaçta kalan kiraz sayısını hesaplayabilirim. Yalnız çıkarma yaparken dikkat edin. Komşuya gidip onluk alacağız değil mi? 6'dan 7 çıkmaz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Bunu biraz detaylı anlatayım arkadaşlar size. 6'dan 7 çıkmaz. Komşuya gittim. Komşudan 1 onluk aldım. Burası ne oldu arkadaşlar? 16. Burası ne oldu? 9. Bu komşuda yoktu. Tekrar bu komşuya gittiğim için burada da 3 kaldı. 16'dan 7 çıkacak. Kaç kalacak geriye? 9. Burada kaldı 9. 9'dan 5 çıktı. 4. Şimdi 3. 3'ten 6 çıkmaz. Tekrar komşuya gidip onluk aldım. Sıfır. Burası da 13 oldu. 13'ten 6 çıktı. 7 kaldı. Evet 749'da bizim ağacımızda kalan toplam kiraz sayısı olacak arkadaşlar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hemen diğer sorumuza devam ediyoruz. 309.715 sayısının birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamını sormuş. Şimdi bölükleri ayırırken neye dikkat etmeniz lazım? Hangi basamakla başlıyorsa o bölüye ismini veriyor. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. O zaman burası yani 5 burada birler basamağında olduğu için burası aslında birler bölüğü. Hatta bölük şöyle böyle yazayım. Binler, on binler, yüz binler basamağı olduğu için 9 da burada binler basamağında olduğu için aslında burası da Binler bölüğüdür. Yani dediğim gibi hangi basamakla başlıyorsa bölüğe ismini verecek. Birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı demişim. Şimdi sayı değeri ne demek arkadaşlar? Bunu basamak değeriyle sakın karıştırmayın. Sayı değeri demek sayının kendisi demek. Yani 5'in sayı değeri 5. 50 rakamın 50 sayısındaki 5'in sayı değeri yine 5. Buradaki 9'un. Basamak değeri 9000 ama 9'un sayı değeri 9. Sayı değeri değişmiyor. Peki bize birler bölüğündeki rakamları istedi. Birler bölüğünde kimler var? 7 var. 1 var 5 var sayı değerleri dedi sayı değerleri sayıların kendileriydi toplamı dedi hemen bunları küçük bir toplama işlemiyle 7 1 daha 8 5 daha 13 olarak işlemin sonucunu bulmuş olacağım arkadaşlar hemen diğer sorumla devam ediyorum. 441.562 doğal sayısının binler bölüğünde bakın bu defa da binler bölüğü istedi. Ne demiştim? Hangi basamakla başlarsa o bölüğe ismini verir. Birler, onlar, yüzler basamağı. O zaman burası birler bölüğü. Binler, on binler, yüz binler basamağı. O zaman burası da binler bölüğü. Peki Binler bölüğündeki rakamların yani 441 yazan 441 rakamlarının basamak değerleri dedi. Şimdi basamak değeri ne demek? Az önce dedik ki sayı değeri sayının kendisi. Basamak değeri sayının o basamakta bulunduğu değerle çarpımı sonucunda bulduğunuz değer. Nasıl yani? Bir burada binler basamağında. O zaman bir çarpı binden birim basamak değeri bindir. 4 burada hangi basamakta? Birler, onlar, yüzler, binler, on binler. Dört burada on binler basamağında. O zaman dördün buradaki basamak değeri kırk bindir arkadaşlar. Aynı şekilde diğer dört de burada yüz binler basamağında. O zaman bu sayının da buradaki basamak değeri dört yüz bin olacak. Yani bunların toplamını soruyor bize. Şimdi ne yapacağım? Yazıyorum. Dört yüz bin en büyükten küçüğe doğru yazalım. Sonra kırk bin ve sonra da 1000 dedik. Topladığımızda ne bulduk arkadaşlar? 441 bin. Dikkat ettiyseniz zaten ben bunu nasıl okuyorum? 441 bin 562 diye okuyorum. Yani aslında doğrudan kısaca şöyle diyebilirdik. Hangi bölükteki rakamların basamak değerlerini topluyorsa onu nasıl okuyorsanız o şekilde söyleyebilirdiniz. Mesela burada bana birler bölündeki sayıların basamak değerlerini toplasaydı ben de oradan 562 diyecektim. O yüzden buradaki basamak değerlerinin toplamı sorduğunda 441 bin demem yeterli. Bu işlemi hiç yapmadan da bulabilirsiniz sonucunu. Ben detaylı olarak anlatmak için gösterdim arkadaşlar. Evet şimdi karşımızda bir çarpma işlemi var. Şimdi ee, biz 10 ve 10'un katı olan sayılarla kısa yoldan çarpma ve bölme işlemi yaparken tek tek alt alta basamak değerleriyle ya da tek tek sıfırı her bir basamakla çarparak işlem yapmaya gerek duymuyoruz çünkü bir sayıyı 10 ve 10'un katlarıyla çarpmak demek mesela şurada gördüğünüz gibi şurada gördüğünüz gibi burada birin yanında gördüğünüz sıfırların hepsini çarpmak istediğiniz sayının yanına attığınızda sonucu bulmuş oluyorsunuz kısa bir şekilde bu şekilde yapabiliriz 17 çarpı 100 demek 17'nin yanına yüzün yanında gördüğüm yani yüzün içinde gördüğüm 2 sıfırı koymak demektir bunun yanıtı 1700 yine aynı şekilde bu çarpmayı yapayım mesela 300'ün yanına ne yazacağım o birin yanında gördüğüm bir tane sıfırı koyacağım 3000 61'in yanına ne koyacağım? Burada gördüğüm 3 tane sıfırı 61 bin olacak. Ya da işte burada 923'ün yanına ne yapacağım? 1'in yanında gördüğüm bir tane sıfırı koyarak 9230 olarak yanıtımı bulacağım. Demek ki neymiş çarpmada? 10 ve 10'un katıyla çarpmada 1'in yanında gördüğünüz sıfırların hepsini ne kadar sıfır görüyorsanız onları çarpmak istediğiniz sayılarınızın yanına yazıyorsunuz. Peki bölmede ne yapıyoruz? Çarpma ve bölme birbirinin matematiksel olarak tersi değil mi? Madem siz çarpmada sıfırları yanına ekliyorsunuz. O zaman bölmede de sıfırlarını silin arkadaşlar. Nasıl? Ben 2360'ı 10'a bölmek istiyorsam birin yanında gördüğüm kadar sıfırı sayımın içinden siliyorum arkadaşlar. Ve sonucum benim 236 oluyor. Peki aynı şekilde 7200'ü 100'e bölmek istiyorsam 1 0 buradan 1 0 buradan hala gidebilecek bir sıfırım daha var birer tane daha gönderdim kalan 72 benim yanıtım olacak ve yine 5070 sayısını 10'a böldüğümde birer tane sıfır sadeleştirerek bulduğum 507 benim sorumun yanıtı olacak arkadaşlar umarım açıklayıcı olmuştur devam ediyoruz Evet, gündemde poşet sorusu var. Malum biliyorsunuz artık poşetler marketlerde ücretli olarak satılıyor. Bunun sebebi denizlere, en çok da denizlere atılan poşet kirliliğini engellemekti. Çünkü naylonlar balıkları öldürüyor arkadaşlar. Dikkat etmeliyiz. Bir markette günlük ortalama 850 poşet kullanılıyor. Şimdi yazalım hemen bilgilerimizi. Elimizde ne kadar bilgimiz var? Günlük 850 poşet kullanıyormuş. Bu markette bir haftanın sonunda bir hafta. Şimdi bize günlük olarak bilgi verildiyse biz haftayı aynı birime çevirmeliyiz. Yani hafta kaç gün, değil mi? Hemen çevirerek çünkü biz günlüğü biliyoruz, hafta olarak bilmiyoruz. Bir haftanın kaç gün olduğunu buraya yazmalıyız. Bir hafta 7 gün. Peki bu markette bir haftanın sonunda kaç poşet kullanılmış olur? O zaman bir günde 850 poşet kullanılıyorsa yani mesela birinci gün 850 bu şekilde ikinci gün yine 850 böyle 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 yedinci gün yine 850 ben tek tek bunları alt alta toplamak zorunda değilim toplamanın kısa yolu neydi arkadaşlar matematikte çarpma o zaman ne yapacağım ben kısa yoldan 850'yi 7 ile çarparak sorumun yanıtını bulacağım. 7 kere 0, 0. 7 kere 5, 35 elimde var. 3, 7 kere 8, 56. 3 de elimde var, 59. Peki bir haftanın sonunda kaç tane poşet kullanılmış oldu böylece? 5950 tane poşet kullanılmış oldu arkadaşlar. Evet genel tekrar sorularımızın sonuna geldik arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu vesile de videolarımızı düzenli olarak takip edip altlarına yorum bırakan sevgili Cenk İşler, sevgili Ensari Uysal ve sevgili Pınar Aydın arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar.